Eskişehir'de ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı protesto edildi. Eskişehir Kardeşlik Platformu üyeleri Cuma namazı çıkışında Reşadiye Camisi önünde toplandı. Platform üyeleri adına açıklama yapan Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Musa Karadaş, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'nin yeni bir skandala daha imza attığını söyledi. Yüzyılın anlaşması olarak servis edilen tek taraflı anlaşmanın Siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken Filistinlileri köle olarak yaşamaya mahkum ettiğini anlatan Karadağ şunları belirtti. Yüzyılın anlaşması olarak servis edilen tek taraflı anlaşma Siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken Filistinlileri köle olarak yaşamaya mahkum ediyor. Amerika Başkanı Trump, Netanyahu ile kameralar karşısına geçerek Kudüs'ü bir bütün olarak İsrail'in başkenti olduğunu kabul etti. Göreve geldiği günden bu yana Siyonistlerin emir eri gibi hareket eden Trump, aldığı kararla Siyonistleri şımartarak Filistin halkının meşru haklarını yok saymaktadır. Bu 100 yılın anlaşması değil, 100 yılın dayatmasıdır.